Fatma Hanım'la anne yemeklerine hoş geldiniz. Evet, bugün annemin güzel her zaman yaptığı pırasa böreğinin tarifini kendisinden alacağız. Pırasalarımızı öncelikle doğradık, yıkadık, süzdük. Bu yeşil yaprakları beyaz yerlerini zeytinyağlı yemeklerde ya da işte normal yumurtalarda kullandık. Bunu da börekte kullanacağız. Burada da yarım kalıp kadar peynirimiz var. Peynirimiz de rendeledim. Çatalla da ezebilirsiniz. Ellerimin siyahlarını görüyorsanız bu cevizle uğraştık. Cevizlerin kabuklarını soyduk. Ondan kusurumuza bakmayın. Eldiven kullanmayı sevmiyoruz. Ve şimdi bunları şöyle peynirle buluşturuyoruz, değil mi anne? Evet. Buraya ne katıyoruz? Bana söyle anne. Yeter mi Biber mi? bu? Toz biber. Toz biber atıyorum. Bir. Yani yeter değil mi? Hiç de atarsan Öyle mi? hafif olur. Ha, yeter. Tamam. Yaklaşık bir çay kaşığına yakın toz biber, birazcık da böyle gene kekik yeter değil mi? Yeter. Şimdi Tuzunu kadar yani. buraya birazcık tuz yapalım. Gene Yeter. bu da yeterli. Bunu karıştırmak için biraz sıvı yağ yapalım mı anne? Daha kolay karışması için istiyor mu? Gerek var mı? Bence ben etmem yeter Öyle canım. mi? Bilmiyorum. Buraya da bir sos hazırladık. Yufkalarımızın arasına ve en üzerine sürmek için içine yaklaşık 6 yemek kaşığı kadar yoğurt koyduk. Bir 5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyduk ve gene 3-4 yemek kaşığı olacak şekilde böyle çözeltene kadar su koyduk. Şimdi yumurta kullanmıyor bu börekte annem. Normal böyle yapıyor. Buraya da tepsimizi yağladık ve şimdi döşemeye başlıyor annem. Buyur anne. Bunu karıştır şimdi kırıntısını. Şunu da mı karıştıralım? Tabii Tamam. Bazen ben buna birazcık sıvı yağ katıyorum daha iyi karışsın diye. katarsan yok kendim. Yani neyse sen katmıyorsan sana yaptırdığım için anne. Sen Karıştır. kendine uygun yapacaksın tarifini. Bunu ne edeceğiz? Büyük bunlara içine mi katlayacağız galiba? Benim Sen tepsiyi tabii kendi tepsinin şey olduğu için böyle böyle şöyle yapayım. yaptırabilirsin. Şöyle şöyle. Ha, hafiften. Sosunu yap. Tepsi tabii fark ettiği için kendi evindeki fırın tepsisi biraz daha büyük olduğu için tepsiye yufka sığıyor. Burada biraz tabii fark ediyor. Her yerine böyle yaptıktan sonra sosumuzdan sürüyoruz. Çok güzel, harika bir kokusu ve aroması oluyor. Hatta yoğurdu süzme yoğurdu olarak kullandığımız zaman daha da muhteşem oluyor. Keselim. Kese yoğurdu. Bizde kese yoğurdu derler. Süzme yoğurduna. Çünkü keselerde süzülüp bekletildiği için süzme yoğurda kese yoğurdu diyoruz. Evet. Şimdi bunu da yapıyoruz. Aynı şekilde. Koy onu buraya. Şimdi ikinci yufkamızı yapıyoruz. Yufkaları açtık. Çünkü aldığımda biraz yapışık gibiydi. Açtık kenarda. Tepsirir gibi oldu ve şimdi yapıyoruz. Bazen aldığımız yufkalar yapışıyor çünkü gününü geçiyor ya da beklediği için poşetlerde. Şimdi ikinci yufkamıza da aynı işlemi uyguluyoruz. Evet, şimdi üçüncü yufkamı yapacağım. İsteyen bu iki yufkanın arasında da yapabilir harca, değil mi anne? İki de üç de Ha, yapabilir canım. tercih. Kendilerini 2-2 de yapabiliriz aslında. Bence 2-2 yapalım. Bol malzemeli olsun. Tamam. Şimdi malzemelerimizi şöyle her yerine gelecek şekilde kaşar da rendeleyebilirler, değil mi anne? Haşa, peynir olsun da ne olursun. Yeter. Çökelek, çökelek de Asıl olabilir. şeyi çökelek değil mi aslında? Pırasayla çökeleği buluşturuyoruz. Ama bizim evde beyaz peynir vardı. Onu yaptım. Şimdi üzerine tekrar ne yapıyoruz? Öbür yufkamızı sereceğiz. 6 yufka vardı bir pakette. İsteyen 3-3 yapabilir ama biz 2-2 yapacağız. Malzemesi daha bol ve lezzetli olsun diye. Tepsinizden sarkarsa böyle yapabilirsiniz. Bizim gibi bu işlemi uygulayabilirsiniz. Ya da koparıp şu ortalarına koyabilirsiniz. Onu da yapanlar var ama biz böyle yapıyoruz artık. Ve şimdi
Sosumuzu yine gezdiriyoruz her yerine. Yapışık olduğu için bakın yırtıldı falan zaten. Bunu istersen kopar olur. Yırtıkeni oraya yaz. Öyle mi yap? Orta yerine yaz. Evet, böyle de yapabilirsiniz. Bu da bir çözüm. Şöyle. Kıyılarındaydı orası. Orta yerine yapıyoruz. Evet. Her yerine gelecek şekilde. Annem çok fırça kullanmıyor, kaşıkla, elle hallettiği için. İsteyen fırçayla da bu işlemleri yapabilir. Ama el ve kaşığa alışkın olduğu için böyle yapıyoruz. Her yerine gelecek şekilde sosumuzu sürüyoruz. Ve şimdi diğer yufkamızı sereceğiz. Değil mi anne? Şöyle. Aynı işlemi o yufkaya da uygulayacağız. Kopardığınız için tabii biraz şey oluyor. Olsun şöyle. Onu bir de dökecek mi? Dökmeyecek. Malzeme mi? Hı. Gene içeceksin hanım. İki tane oldu. Şimdi bir daha yapacağız. Hı. Tabii. Şöyle. Ve diğer kalan iki yufkamızı edeceğiz. Hı. Altı yufkamız vardı ya hani. Onları etmeyin. Dökün gari değil mi? Hayır, onları edeceksin kardeşim. Üzerine edeceğiz. Ha, tamam. Üzerine edeceğiz. Artık şimdi bütün malzemelerimizi her yere gelecek şekilde yine şöyle yayıyoruz. Pırasa sevmeyen çocuklarınıza, eşlerinize yapabilirsiniz. Çünkü bazı kişiler alışkın olmayabiliyor pırasaya. Bol olsa daha güzel olur. Tabii. Biz evde kalan malzemeyi değerlendirmek ve sizlerle bir fikir olsun diye paylaşmak için bu böreğimizi yapıyoruz ve annemin en güzel yaptığı bir börek olduğu için sağ olsun dedim anne yapalım. Sizlerle paylaşalım. O yüzden ortasına mı koyacağım? Ortasına koyacağım. Bunu da yapabilirsin. Böyle de yapılabilir. Nasıl arzu ediyorsun. Sosumuzu devam et. Şunların da o zaman kenarlarını edelim şöyle. Bunu üstünü tam kapatalım. Yeter mi? Yeter. Bence yeter. Sosunu da gezdir. Evet, tekrar sosumuzu her yerine gelecek şekilde gene yapıyoruz. Dediğim gibi ister fırçayla, ister kaşıkla, ister elinizle yapabilirsiniz. Tercih sizin. Ben bana kalsa elimle böyle yapıyorum. Annem biraz daha sizlere şey yapmak için kaşıkla yapıyor. El lezzeti geçmeli bence bana göre. Şimdi bunu yapalım anne. Şuraya da sürdüm. Bu aşamada da fırınımızı çalıştırdık. 200 dereceye getirdik. Ve altına kavur istersen belki. Öyle. Altına kavur falan. Şuraya mı edin şunlara? Hayır ya et öyle tamam. Ha böyle. Bir daha öyle filan. Tamam şöyle göstereyim de. Şöyle içe içe kıvırıyoruz artık bu son yufkamızı. Üstümde. Hem daha toplu duracak. Bütün duracak malzemelerle diye. Şöyle. Evet. Şöyle güzelce. Şimdi bütün sosu gezdiriyoruz artık. Tamam mı? Evet, fırınımızı da 200 dereceye getirdim. Şu an ısınıyor biz bunu yaparken. Bunun üzerine alt üst ayarında vereceğiz. Onu da söyleyeyim. İlk defa yapacak olanlara fikir olsun. Çörek otu ya da susam yapıyoruz mu anne? Yapabilirler susam. Yani yapacaksak susam. Karışık da çörek otu da güzel olur değil mi? Üstünü sefeleyip de dörtüyorlar. Böyle dörttükten sonra sefelesin. Tamam, en son işte. Tabii, en sonra. Evet, şimdi güzelce annem döşedi. En sona o kalan sosumuzu da döktük. Yumurta yok sosumuzda söylediğim gibi. Yani arzu eden susam, yumurtayı çörek otu. Canım. Ben de kese yumurtayı. Olsun, senin tarifine göre verdik anne. Onun için herkes ona göre tabii tercih onların ama yine buna uygun yapsınlar. O lezzeti de tatsınlar. Şöyle güzelce şimdi çörek otumuzu da sepeledikten sonra susamla
Şimdi annem gene ekseranla kesici olarak onu kullanıyor. Öyle alışmış çünkü. Onunla kesiyoruz. Dilim dilim yapacağız. Fırına vermeden önce yapıyoruz değil mi ama kesme işlemini? Tabii tabii. Ve şimdi artık kestikten sonra sıcağı fırınımıza vereceğiz. Alt üstü kızarana kadar pişireceğiz. Evet. Önce böyle böyle keseceğiz. Sonra böyle keseceğiz. Şimdi de dilimin oluşmasını sağlıyoruz. Bakın. Aynı oranda ters yönden kesiyoruz. Önce düz düz, sonra şimdi böyle. Aynı ayarda hepsini kesiyoruz. Bunu ıspanaklı yapabilirler. Farklı kıymalı patates de, değil mi anne? Her çeşitle yapabilirsiniz iç harcıyla. E şimdi bunu ne yapıyoruz? Fırına gönderiyoruz. Nargil zirine kadar. Afiyetle yesinler. Sağ ol anacığım. Evet, artık böreğimiz nar gibi kızarıyor bakın. Ve çok güzel bir koku sardı mutfağa. Muhteşem bir koku. Tavsiye ediyorum. Gerçekten yapın kahvaltılara, beş çaylarına. Evinizde pırasa, bir peynir varsa hemen iki yufka alın işte bir paket. Yapın yani. Harika bir lezzet. Evet, artık böreklerimiz nar gibi kızardı. Altına da baktık. Şimdi böreğimizi fırından alıyoruz. Evet. Hafiften şöyle bir su yapıyoruz. Yumuşak olsun. Daha yumuşak olması için. Ve mutfakta kullandığımız bir bezimizi örtüyoruz. Şöyle bir 5 dakika dursun. Böreğimiz hem yumuşasın hem kendine gelsin. Daha sonra servisi yapalım. Evet, şimdi artık böreğimizi tabağımıza, servis yapacağımız tabağımıza alıyoruz. O kadar güzel olmuş ki, muhteşem gerçekten. Şöyle güzel güzel. Biraz sıcak olduğu için elime dikkat etmek zorundayım. Muhteşem olmuş valla gerçekten. Anne, ellerine sağlık, harika. Evet, böreklerimizi de servis tabağımıza aldık. Şöyle muhteşem bir şekilde Allah yedirmeyi nasip etsin diyorum. Evet, yapması annemden, yemesi hep beraber yiyeceğiz inşallah. Anneme de çok teşekkür ediyorum. Anacığım, ellerine, kollarına sağlık. Allah razı olsun. Yeğenlere de afiyet olsun. Teşekkür ederiz anacığım. İyi ki varsınız. Evet, annelerimizin kıymetlerini bilelim. Sonradan ah vah demenin anlamı yok diyorum. Allah Teala yedirmeyi nasip etsin. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.